Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Buyo dedim yaprağa, ağız alışkanlığı buyo başlangıcım oldu. Çürütmeden, sarartmadan, tavukların önüne gitmeden en iyisi kendimden bir cesaret aldım. Kardelen dedim, ben bunu sarayım. Şimdi birazdan bunu yüce yıkayacağım tek tek. Maşallah çok güzel, çünkü gönül hanım sağ olsun yine göndermiş. Ne kedi giriyor ne köpek giriyor hesaba. Onun tel örgülü bahçesinde çünkü. Tenceremi de klasik aynı. Genellikle dolma için normal pilavda bir şeyde bu et kavurmasında iyi denk geliyor. Her zamandaki gibi sabahleyin kalktık. İlk önce hayvanların karnını doyuruyor. Ondan sonra yukarı çıkıyorum. Genellikle kardelemi sofraya hazırlar. O hazırlamış olursa ben çay suyunu koyuyorum. Karnımızı doyurduk, işleri hallettik. Fatma yengemiz de artık Fethiye'den kızının yanından geldi, evine de geldi. Kızları da ev toplamaya geldiler. Onlar gelince biz sabah da kendinde gidiyoruz oraya kahve içmeye. Sabahleyin Nazan'dan gittik, orada bir kahvemizi içtik. Ondan sonra işlerin başına yine geçiyoruz. Bu pirinci artık çorbalık pirinçten, kırık pirinçten yapacağım. Arada sarı ağzımızı atarız. Bakayım bir de çok olsun da. Çünkü az daha var. Labadamız kenara koydum. Karahoz pirinç abi gelirse unutma, tamam mı? Çorbalık pirinç alınacak. Normal pirincimiz var. Keşkeklik buldayımız bitmiş. O alınacak. Makineye de paspasları at dedim. Galiba kusura bakma, ses yapacak. Kapatsam bu yolda yeniden devir daim ediyor. Yeni şey oldu. Eline bir şey geldi. Ne, bir şeyden mi geldi ki? Pirinçte bir şey mi var ki? Ne bileyim. Hayır yok. Ortalama altından kendisi falandır ya. Yani kabın dışında. Kirliydi, salıverdim. Gezilsin diye. Normalde gündüz avluda duruyor. Zaten salıyoruz. Ta çocukların malları dışa çıkaracağımız zaman bağlıyoruz ki dışa çıkmasın. Çocukları korkutmasın diye. Aslında bizim köpek bir şey yapmıyor da, İşte bir şey olduktan sonra bizim köpek at olmasın diye korkuyoruz. Şimdi bu arada takipçimiz geldiğinde onun da farklı bir cins köpeği vardı. Kucağında küçük ama cinsini söyledi, ırkını da bilmiyorum, aklımda değil. Toraman onu görünce gelen bayının böyle kokuluyor. Yani onu hırıldıyor, o onu hırıldıyor. Havlıyorlar birbirlerine, sonunda yazık oldu, arabasını koydu hiç olmazsa. Şey, birbirlerinden rahatsız olmasınlar diye. Tavuğunu yurt dışından getirmiş. Bizimkini herhalde uşağı götürsek ortalık yıkarlar. Bizi nereye götürüyor? Zeyt ederler aynen. Korkarlar, kardeler biraz. Bir yere götürüyor bizi. Salacak mı, savalayacak mı bir yer. Öyle korkmaz da. Bence korkmazlar işte. Toraman yüksek ihtimalle veterinere gitti. Ama işte Toraman ondan korkar bence. Evet. Beni inne vurdurmaya götürüyor garibim diye. Annem de labadaları yıkamaya devam ediyor. Labada mı? Değil mi? Aslında labada da. Öyleymiş, evet. Ama ben kısacıktan labada. Ama sen kısaltmış olmuyorsun ki. Farklı demiş oluyorum değil mi? Aynen. Soğana bakın bir. Çok küçük doğramışım. Böyle kıymanızı tavsiye ederim. Maşallah diyeyim bak. Ne kadar iri doğramışım ki. Ama öyle ver, o içinde bir şeysi kalmaz. Bugün ineklerimizi dışa çıkarız Tale. Evet. Bugün biraz vuruyor gibi olmuş. Sabahın hatta Süleyman'ın dün de yağmur çileliydi ya. Vurmuştur diye. Şey yapmadım. Şişe biriktirmeyen bari kardeşim. Ben geçen ne dedim sana? Doldu mu çuval nasıl? Var, evet. Bayağı var. Sadece gazoz şişelerini atmıyorum ben, beyazlara. Evet, tamam. Bunun onun dışında solaları atıyorum. Zaten yaptığımızda da bir kasadan hemen hemen domatesin iriliğini topluğuna göre belli oluyor. 80, 90, 70 çıkıyor bu şekilde. Bir kasama domatesler. Biber salçamızı getirin. Azıcık dolman birlikte sağ olsun. Bu arada ısıtıcı hala burada almadık. Çünkü sabahları bazen
soğuk olunca açıyoruz, kahvaltı yaparken yiyor. Kapıyı da kapatınca ısınıyor mutfak. Zaten ısınmayacak kadar küçük bir mutfağımız var. Ama büyük bir mutfağımız yok diyecektim. Yine şükür ya Karen, yine çok küçük. Tabii canım. Değil. Aynen. Hani çoğu evlerde görüyoruz çok büyük oluyor, çoğu gidiyoruz. Çok küçük oluyor, bir masa boncuk yeri olmuyor. Aynen. Yine de 4 kişilik masamız var, sabit duruyor burada. Kızım ben de soğanı tek yedik oraya yemişim ya. Olsun, bir şey olmaz. Şimdi bunu azıcık kavurdum. Şimdi gelelim şunu da katalım. Zaten gırk pirinç. Çok da suyunu da katmayacağım. Hani bugün Uşak'a gidecek olsak Filiz yengeme bırakırdı kalan lavadayı. Değil mi? Seviyormuş ya, o da sarardı kendisine. Bu su bunu yeterli, tuzunu da zaten göz kararı kısayım da altına. Ben de yaprakları haşlayayım hemen. Onları yıkadım. Ne aradın? Oy Allah. Dur. Şimdi ben şöyle bir iş çıkardım ya. Dedim ya. Bir yorumda gördüm. Kardeşler ne kadar korkaksın. Hemen panik oluyorsun demişler. Yani çok panik bir insan değilimdir ama alışkanlık haline gelmiş. Refleks gibi düşünün. Hemen o ses tonu çıkıyor benden. Yani istemsizce. Kuzum. Dün bak nasıl seviyordu? Dün yatak odasında çarşafları değiştirirken kapı kapalıydı. Kapıyı ben kapalıyken açıyordum işte nevresimlere. Eşim kapının ağzında tikiliyormuşmuş. Ben de yorganı kaldırmayla bir gür bir çığırdım. O da diyor ki kapıyı kendin açtın, ben burada zaten tikeliyordum diyor. Evet. İnsanlarla ne dedin? Bir refleks mi? Ne dedin? Yani işte? Refleks hareket olarak değil ama ses olarak çıkarıyoruz işte. İnsan bir boşluğu geliyor, anladın mı? Evet. Halbuki evin içindeyiz. Kendi ev halkımız var. Hemen güneşe dersin, ben de alayım. Şimdi alt yanıyor, tencerem yanmasın. Bak şu tencereyi 28 senedir kullanıyorum ben, biliyor musun? Evet. Kütahya mı bu? Aynen, geçen de anlatmıştım. Ha, anlatıyorum her zaman, inşallah. O rahmetli Sabahattin'in kızım Acide abla vardı. İnşallah denk gelip de bir gün rastgele videoyu izler. İletişimiz, telefon numarası falan yok şimdi. Babamla babası Almanya'da arkadaşlarmışmış. Gelip gidiyorlardı. Ben de gittim hatta evlenmeden önce Kütahya. Orada Sabahattin yengemiz bana bu hediyeyi verdiydi. Sabahattin babamın ismi oradan geliyor işte. Vay be. Sıraya karıştım. Sami'de Gönül Nazmi'ye. Sabahattin güzel ismi oradan vermişler. Sonra Perihan Permin uyumlu olsun demişler. Mehmet Ali'yi de babaların isimlerine koymuşlar. Evet. Olmuş Mehmet Ali. Ama ne boyası kalkmış tencerenin ne de içinde bir bozulma var. Ağır, evet. Bir tencere. Sanki döküm gibi. 6 tane porselen tabak vardı. Üçünü sabah değilsin ver dedim o zaman. Üçünden de kırıldıysa yok artık, hatta çatıda. Evet, biliyorum. Değil mi? Hatıra bakmıyor. Mal iyi olduktan sonra. Bir de bir şey de kullanılmaya bakıyor zaten. Ulan ne çabuk su çekiverdi. Az mı geldik acaba? Az ne suyu? Çünkü normal yaprak gibi, lahana gibi bu. Fazla pişirmiyorum yani. Hemen kırdırıyorum. Tamam oluyor bu. Suyumuz da kaynasın bir yandan masaya hazırlayayım. Şöyle sonra bir kadın nane Türkçeklendirdi. Zeytin yaprakla. Dolapta maydanoz vardı değil mi karnen? Var var. Ondan da hallederim. Bugün akşam yemeği telaşımız yok. Bu saatten sarılıp dolabı koyacağız. Günden yemeklerimiz azıcık var zaten. Dün Kardelen Sabah teyzesi geri gitti. Ben de oğlum çok geç geldi. Şunu kapatsan anne ya. Makineyi. 9 gibi mi geldi abim Kardelen? Belki senden gittikten sonra geldiydi. Onun sofrasını koyuverdim. Bir yattaydım uyumuş kalmışım. Sadece ana yemek güzel olmuş diyordu. Bugün de kayınvalidem
soğan dikmesi yaptıracak fırında, köyümüzün fırında da. Dedi ona göre hani bir yere gitme, ona göre işimiz var, malı başı ufaklıktan sonra balkonda yeriz diye. Bunun kapağını açıyor sanma. Dün akşam kapıyı abim açtırdım ben eve gelince. Sen olmadığın için annem nerede dedin, Nazan ablakile gitti dedi. Beni bilmiyor muymuş yaptığımı? Yok, şaka yapmış bana. Ben de inandım. He. Sonra, hayır, sonradan gördüm senin uyuduğunu. Hatta arayacaktım, ne yapıyorsunuz diyecektim. İyi ki aramamışım. Arasaydın Nazan ablan açardı. Ben yatıyordum kızım. Telefonu elime aldım. Allah, bir gözüme bir ağırlık geldi. Gidivermişim yani, hemen dalıvermişim. Sonra da biraz da size gerçek kesitlerden bahsedelim. Gerçi her zaman gerçekleri konuşuyoruz da. Neyse, baktım annem uyuyor. Mutfağa dedim gireyim, su içip yatayım diye hayal ettim. Gerçekten öyle oldu. Sonra bir baktım masa duruyor. Abim zaten dedi bana, çok yedim dedi. Ben ona bir şeyler yiyecek misin diye sordum. O da yenice sofradan kalktım benle de. Tahmin ettim zaten sofranın durduğunu. Sonra sofraya topladım ben de. Makineye bulaşıkları dizdim ve yattım. Ondan sonra anam kalktı be. Aynen, sonra annem kalktı geldi. Ne yaptın sen ya? Bir şey yiyordun herhalde, bayağı bir oturdun. Ya ben de o hastalık var işte. Gözümü açamadım, buraya geldim. Abim kurabiye almışmış ya. Evet. Bastım ucundan aldım, bana göre değil. Çünkü az buçuk şey yemem ben. Yemek seçmem de kurabiye şeysin, hazırları pek tutmam. Su içtim, ondan sonra epey bir baktım yani, Instagram'daki yazılacaklar vardı, onları yazdım, ondan sonra yerim yok. Bak kardelen, dur. Bunu atarım tabii ki, dur. Bir şey yapacaksın herhalde. Dur, hangisi ki? Ama yok ki. Biraz şu. Şöyle yapardık biz. Ekinin böyle, buğdayın, arpanın cücüğünü diyemedim böyle. İşte neyse, çıkarıyoruz böyle tanesini, tamam, cücüğünü diye. Şöyle alnımızda şöyle bir kere ezdirdik, ondan sonra düdük olurdu. Bu yani düdük da olması mantıklı da alnımızda yapıştırmak. İnceltiyor. O yuvarlak ya, böyle alnımızda böyle yaptığında düdük olurdu. O ona özel bir şeydir anne demek ki. Yani şu böyle ediyorduk herhalde, bir şeyler yapıyorduk incesine. O geldi aklıma. Ama bunun soğanı erkek soğanı, cücünden doluyor. Bir de bu soğan içine kattı, zannedersiniz attım. Sizler öyle belki insanın kalbine gelebilir. Önce kendi içim silmesi lazım. Öyle ezan okunuyor. Anne bir bizim kazlar değil. Gezen şu an gördüm. 6-7 tane kaz var. Boş boş geziyorlar. Hiç çayırda bir yok ya. Bu sene gerçekten birçok kişinin kaz yavrusu az çıktı bence. Çıkar mı çıktı kardelen? Ya ne bileyim ama bana hep duyduklarım ya kazı yatmamış oluyor ya da az oluyor sayı olarak. Sadece Nazan ablamın mahallede olarak benim hayır yok bu sene. Bunun kapağını kapatayım ben. Bu da vallahi böyle kaşık kaşık yemelik olmuş ya. Telefonda ne kadar essen de, rengi boy olsa da salçalı, ekranda soluk çıkıyor, soluk benizi gibi. Yok, iyi çıkıyor. Yakın zamanda yani biliyorsunuz yaprak sarmıştık, pilav içi yedik. Dün de arkadaşımla konuşurken Hatice bana dedi ki, kanka canın istemesin dedi, bir şeyler yiyorum dedi. Dolma doldurdum, kalan içi yiyorum dedi. Ve benim de o anda cazip gelmişti bana onun söylediği şey. Keşke başka bir şey düşünseymişim. Aa bak. Aynen. Oldu ya. Şu an bundan bir tabak şöyle ayırıp yiyeceğim, canım istedi. Çünkü labadadan yemeyeceğim için en azından içinden yerim. Katıverim yeşillik katmadan, soğanını katmadan. Olur, aynen. Kardelen, bunların altına şey bulmamız lazım. Sen kaldırdın. Alalım, bitti ama yedi şu an onlar. Tabak bak, bugün de düşü yazdı, kırmızı tabak. Biz tabağı alırken tabak gidecek. Dün bak cama kırdım ev öyle güne. Kaynaş mı? Hayır.
Bak seni soğanlardan eser kalmamış anne. Ölür onlar. Ölmüşler zaten, ölür onlar diyor. Nasıl? Tamam. İşte benim öğlen yemeğim oldu artık bu. Hemen daldırdığımdan çıkardım, bir olacak. Saatin narin. Ben elimdeki şeyleri buldum. Sonunda makinemiz bitti galiba. Onlar sen seri oldu mu Kardelen? Olur. Kurusun. Hava da bugün güzel bakan. Yağış deniliyor. 2 gün ya nasıl olacak? Yok maalesef ya. Yok mu? Evet, bugün de yağışsız gösteriyor. Dün akşam ya da biraz çiledi Allah'tan. Sen saracaksın mı? Yardım ederim, bilirim bunu sarmasını üçgen bir şekilde. Sen yemeyeceksin değil mi? Yiyor mu böyle? Bunu yerim ben. Bir daha da öyle işten yemem yani, aynı. Sadece sararım. O zaman bir tabak koyarsın kendinizi de. Ona dedim ana. Ayrı ayrı koyayım. Ya sağ olsun arkadaşları da çağırıyorum. Böyle her sene ettiğimde. Allah razı olsun. İnsan da eksikleniyor bazen. Mecbur hani bir evle bitsin diye diyorum. Mecbur kendim edebildiğim kadar edeceğim. Şimdi ben bunları böyle hemen daldırdığımdan az durdum mu çıkarıyorum. İyicelen yaprak erimesin diye şöyle kabın içine soğuk su kattım. Şöyle dursunlar. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Bakınız. Şu şekilde aynı duruyor. Uçlarını tabii ki sarakana koparacağız. Bir kap da azıcık daha dur, soğuk su kat hemen içine. He, baban ne dedi o, ben diyemiyorum. Şu çeşmenin başlığı değişik annem. Kireçlenmiş ya çeşmeyle birlikte. Kaç senelerdir o ucu değişecek onun. Sen unutma bu şeyi, biliyor musun? Ondan sana dedim bak. Tamam yani. Şeker. Suyunun rengine bak, sapsarı. Evet. Şimdi gelelim zurnanın, bir söz vardır zırt dedikleri yere. Her şey güzeldi. Pilavı pişirdik. Yaprağı haşladık. Sorun yok. İnşallah sonrasından da sorun olmaz. Yemeğe geldiğim o da güzel yenilir. Bir de söz vardır. Anam mı dövecek, bayınla mı dövecek kötü oldu diye. En gücü kendimiz yiyeceğiz biz bunu. Bir sağ yap Peran, bir sol yap. Ha bak. Oldu mu Kardelen? Dur. Şimdi herkes bana bakıyor ya, ondan oldu Kardelen. Bir dahaki ne olur? İlklerde her zaman bozulur. Bu değil ne mi? Olursa olsun mesela yufka açılırken de öyle oluyor. Aa bak Kardelen'im, sardım. Dedim sulanırsa masadan akıtmayın diye bu şekilde tepsiyi koydum. Kardelen'im de yarı canları gitti. Tepsiyi diyor kabartma bakalım diyor. Kız dedim niye kabartacak, tepsiyi bardak koyuyoruz yıkayız. Tamam ya. Doğru öyle dedin Kardelen. Dedim canım, demedim demiyorum zaten. Çikin olanları ağzıma atın, güzel olanları sarayın koye. Dur, hiç yapamadım dur. Bir zaman börek ettik de yandıydı börekli, yazık babaannen de görmesin kimse de. Ört ört kızım ört. Kapat dedi üstüne, evet. Her şey saklı cizye bir kanun yok ki. İyisini de koyuyoruz, kötüsünü de koyuyoruz. Bak bu da oldu. Dur. Bu biraz çikin oldu da düzeldirim. Bak şöyle ettim mi? Arkadaşlar size şöyle diyeyim, açıkçası doğruyu söyleyeceğim, yalanı yok. Ben bu geleli 3-4 gün oldu o civarlarda. 3 gündür Nazmi babam planladım. Olmadı. Babam gel dedi sağ olsun. Hani gece dedi.
Sarıaltı farklı, Esentepe'ye gideceksin. Mesafesi var. Onlar da o gün Bahçede'dermiş. Bahçede'de kalıp çocuk da var zaten. Abam işine şey demeyecek. En iyisi olsun kayınım desem o da der. Ama çoysam bunu sıkılıyor bundan sarmaya. Hani yemedikleri için. Hani onlara zor geliyor. Ondan çekiniyor. Şey olmuyor. Asıl İhsan aradım. Aradım İhsan dibim değilmişmiş. Ben böyle açıyorum. Kardelen'e veriyorum. Açmayı yetiştiremem. Kardelen sarıyor. Kardelen de diyor ki anam diyor İhsan arıyordu diyor. Ben de diyor iş sesimi çıkarmadıydım diyor. Baksanıza be. Ya bazıları kötü oluyor ama yine de iyi kötü sarıyorum. Kardelen yani. İçine bol kat. Yırtık mırtık fark etmez. Bunları kardelen sardı. Tabii ben de sarıyorum. Benimkinde arada muskadan karede oluyor. Fark etmez. O mideye gidecek. Yapabildiğimiz kadar yaparız. Biraz da sıcak suda çok mu bekletmez? Çabuk eriyor anne işte. Yırtıldı mı gidiyor. O zaman tutamıyorum. Hem de üçgen de yapamıyor. O fark etmez. İri de aramarız. Ben suda pek çok bekletmişim bunu. Şimdi arkadaşlar biz bunları sardık. Son vakitte Nazan da geldi. 2-3 de onun da eli değmiş oldu. Ondan sonra bunu yaparken arkadaş aradı. Oraya gidecektik çay içmeye. Oraya da gittik. Bunu aynı şekilde buraya koyduk ama bulaşırdılar. Topladıydık. Şimdi oradan geldik. Mal saatimiz geldi. Ben bunları döşeceğim. Öten kardelen uşağa gitti. Annem dedim sızdırmaz al. Benim kardelen de büyüğünü almış. Yani bunlar 1 kiloluk. Senin aldığın kardelen onlar 2 kiloluktu. Hmm. Başka evde de yok. Sadece evde tek olarak ben yiyorum bunu sevdiğim için. 2 kiloluk alsam zebil olacak. Bunları böyle yine de becerlemişiz. Evet. İyi oldu değil mi? Aynen. Benim bir söz vardı kardelen neydi? El edivermiş gibi oldu. Aynen bak el edivermiş gibi. Biz oradan çay gelesi kadar belki kendi kendine sarılmış gibi olmuştur. Malın maşadın olduğundan zaman çabucak geçiyor. Hani çoğu yerde hayvan olmuyor. Bu saatlerde hani deniliyor ya kindi çayı diye. Balkonda evet. Oturan aşağıda oturan almıştır çayını demletmiştir. Zaten genellikle çoğu yerde sade çay içilmiyor bildiğim kadar. Yanında çekirdek avur zavur da konuluyor. Ama biz de hayvanlarımız olduğu için onlarla meşgul oluyoruz. Ya onlarla böyle ne diyeyim size. Tarımın bir hayatımız oluyor. Çabucak geçiyor. Gelip de dakika başı şey mi diyorum. Arada bir oturuyorum tarımını çağırıyorum. Kirliyi çağırıyorum yanına. Sohbet ediyorum onlarla. Söylüyorsun diyemeyecek lafı onları söylüyorsun. Gidip de şurada birine söyleme diye. Onlardan da tabii ki kulaklarına sokuyorlar. Bir yerde laf etmiyorlar. Ha demin biz geliyoruz görmeniz lazım. Toraman'ın bir gelişi var. Gözünüzde canlandırın videoda izleyince. Yılık karnının böyle oluyor. Onun karnı böyle yürürken bir o yana bir bu yana sallanıyor. Yürürken öyle oluyor. Koşunca da bacaklar arkaya arkaya gidiyor. Seviniyor ya bizi görünce adeta. İki tane doldurdum yeter herhalde kardelen. Denk gelir yanıma. Anne. Anne. Babam arada. Oğlum dur be. O uşaktaymış. Uşaktaymış. Aynen Denizli'ye geçecekmiş. Oraya mal götürecekmiş. He. Çok güzel yağmur yağıyormuş uşağa. Ama maalesef bizim köye köy, daha yok. Köye gelmeyecek mi? Gelmeyecekmiş. İstanbul'dan uşağa gelmiş. Aynen gelmiş. Demek ki şu an sarılıyordur mal. Ya birazını indirmişti buraya Denizli'ye boşaltmaya gidecekmiş. Neyse işte. Dün de uşağa güzel yağmur yağdı. Buraya yağmadı. Ama garanti değil ya. İnşallah yağar artık. Dün bak şöyle geldi. Ama o taraflarım burası da değil mi? Aynen bu taraftan da olmuş. Gerçi yolu yok kardeşim aslında köye. Dün de Gütbe'den gelmedi. Hmm. Arkadan geldi bak öyle. Papakan mı uşak şehri mi? Bakarız. Değil açılmış. Az önce inekler vardı çayırda. Şimdi çıkaranlar da tabii ki evine sürmüştür diyecektim. Hayır daha varmış. Yağmur çünkü daha hızlanmadı. Annemle burada oturup kahve içtik. Oturduk dediğimizde 5 dakika önce oturmuştuzdur. Çünkü
o sırada o ineklere bakıyordu. Öğlen de oturmayız. Çünkü o zaman da güneş geliyor buraya. Toraman da ekmeğini burada bırakmış. Akşam yemeğimizi babaannem gibi yiyeceğimiz için annem de fırına götürdü içi. Az sonra o da gelir. Çünkü zaten fırında 7'de kapanıyormuş. O neydi? Biliyordum ben onu. Kullanılmayacak, görülmeyecek. Böyle kaldıydı. Paşa dedemler hasıra. He. Bunu orayı emin olduğu yeri şey yapıyor. Tamam, burada ya. Ben üstümü değiştiren gelin böyle. Tamam, ben de gidiyorum. Toplan, hepsini hallettim. Bastonu kim koydu oraya? Sen mi getirdin? Aa, ben öten ha şey soramam mı? Şey, yoldan geçenleri var oldu. Kovaladı mı korku ben diye. Ondan. Bir de bakışa baktı. Bir şey yok. Allah'ım, bir de atıyor kendini. Yat. Yat da bir sevem de gidem, hadi yat. Ne oldu burana? Zaten her zaman annem ve benim aramda annemi tercih ediyor. Kirli de babama daha biraz düşkün gibi. Maalesef ki abimle beni fazla tutmuyor bunlar. Değil mi? Evet. Kirli babama düşkün. Ha. Bu da sana. Ama oysa ki her zaman abimle biz bunlara böyle abur cubur konusunu alıveriyor. Sanki ama bizim kardeşimizmiş gibi. Ama en çok bakan kim? O abur cuburcuna bak. Tamam, sen sütü ekmeği veriyorsun ama biz de bakıyoruz. Dur da. Aman da böyle kıyamam ben sana. Kıyamam. Oluşum benim. Oluşum. Aşkım. Yürüyeyim. Hadi yürüyüverem. Poz veriyorum hadi. Ay tamam, şey anı artık. Ha, şımarma. Aynen, şımarma anı bak gibi şimdi, bir şey. Gel. Annem hadi. Böyle yaptığı zaman koşup geliyor, seviniyor adeta. Hadi, hadi git. Hadi bak. Seviniyor. Ne oluyor ki böyle ya? Ne bileyim. Sen sabahları damda görecek. Taraman koş. Hadi. Bir de hep tongaların arkasına gidiyor. Taraman gidiyorum ben, yürü. Çıkamadı herhalde. Minyatüre bak be, onun sapıyla oynuyor. O uyanık oldu galiba kardeşim. Bak evet. Nazar değirdim kediye, hiçbir şey yapmıyor diyordum. Karaman koş. Tüm beni tırmaladı, mancırmaladı. Hadi gel. Hadi gel oğlum, bir kere daha kavga yiyin sen be. Hadi bir kere daha. Hadi gale. Bak. Hadi koş. Ben babaannemi de geldi. Bunlar da balkonda bıdı 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 babaanneme konuşuyorlar. En son videoda gördüğünüzde yatıyorlardı kedi yavrusu gibi. Şimdi de abla bizi buradan çıkar diyoruz değil mi? Ya yumuşacıklar gerçekten. Bunlar var ya, küçükken çok tatlı oluyorlar. Aynen öyle. Bunların dertleri su. Suyu da yanlarına koyamaz babaanne. Çünkü üzerlerine satırlar. Elimizde. Bana veriyorlar içine, öyle bile cıbır cıbır ıslatıyorlar. 3 gün geçtim, büyük çanakta vereceğiz galiba, hep vereceğiz böyle. Diyorum kızım sen şöyle, nişanlısın, hepimizsin, dair oldu. Dair oldu ama seviyorum. Babaannem toplamda 16 tane kaz yavrusu var inşallah. Yani ölmeden büyürler. Küçükken öldürmeyi galiba öldürmesi var değil mi? İyi babaanne, bunların arasında topal olan da yok. Yok maşallah. Şuradaki bilecinkini çıkarın, şurası. Ensesini kaldıramadı hayvan, çinlemiş canım. Kakasını da çıkıyorum, yediremedim. Bunu açmıyor kakayı, o açamadı. Yes. Zar zor verdim. Kakayın diyor, kafayı şerifler al, enseyi boynunu kırmış. Burası da yatakhaneleri. Bir de üzerlerini örtü. Burası da yemekhane. Masada bizim yemekhanemiz. Babaannem sofrayı hazırlamış. Emmim daha fırından gelmedi. Demek ki pideler çıkmamıştır. Akşam oldu mu yapacağınız?
Bu hikayenin ikili, ben ikiden aldım ikili. Seninkiler de şüpheli gibiydi, belki olur olmaz bilmem. Sonra. Sen de şüpheli dedin, ben o gün attım cumhurda oluyor. 8'de maşallah çıktık. Birinci de böyle dedim, işte yarı kabuk detan soydum, 25 yıl açıkçası olacak. Kaç gün oldu bunlar şimdi buraya gelin? Onu hesaplıyorum Demir Kardelen'le, 27 cumartesi günü çıkmış cumartesi. Anne de, cumartesi sayma. Ha, pazardan say, 3. gün. Şunların güzelliğine bakın ya. Her şeyin de küçüğü tatlı. Bak bak, parmağımı ısırıyor. Böyle üzerlerine seferedikleri meğerler. Gece şey ettiğine hafı zaman karanlık usulcacık uyuyan bunların birbirlerinin şeysini buraya saldım mı sabah göğeler şeyden. Doğru. Sera gölü mü? Palet mi? Palet. Annem buraya geldi için torum aldı, peşinden gelmiş. Demin evin önündeydi, gitmiş şimdi. Bir anası bilsin, yavrular kurtarsın birbirlerini. Bir şey etsin, alsın hadi. Buraya salıverdim mi? Duyak duyak çalışır mı? Gece sarmayacaksın böyle. Ne? Alkanın gazın altına girmezler senin için yerde gördün. Kuyutucu ısıtıcı var. Şimdi salmam, bir kere atı durdurmam orada. Açık kapışlarım hiç böyle salmam. Yoksa gece saldığımı göremezsin. Ha. Sabahleyin bakacağım, duracağım. Böyle şey etmem. Şimdi emrim geldi. Pidelerle tabii ki arabada ilk önce köpeklere verdi. Karabaş ve Torun aramızda. Sonra şimdi Honhon'a götürüyor. Bir de Kirli'ye. Adaletli bir paylaşım yapıyor. Onlar da kokusuyla kalmamışsınlar. Karabaş ye. Süzülme. Dur yapma, hayır. Şimdi babaanne sofraya tereyağı koymuş. Tereyağı koyma amacı da zaten ekmek yiyeceğimizden değil, pidenin üzerine sürmek için. Peki. Ben peki diyemem de. Şimdi emmim bunu yumuş yumuş yiyecek. Biz çay içeceğiz, o gazoz içecekmiş. Bakın Karabaş da hem ekmeğini yemiyor ama yemez. Dibinden sayılmıyor. Yemez oluyoruz. Yemez oluyoruz. Öyle bekletir. Annem mi var arkamda? Duruyorsun hayır sen. Ben mi? Rahat yere otur babaanne, 4 kişiyiz. Hadi sen daha çay içmeyecek misin? Tamam. Abim aradım açmadı. Hem... Bir de sen de dedim. Uzatma dedim. Hemen gelmez o. Uzatma dedim, duzsuz olur. Ha duz hayır, duza çare bu. O bize göre tuzludur da sana göre tuzsuzdur. Emrim çünkü tuzu çok sevdiği için. Bir detay pamuğa kadar götürüyorduk. Öyle mi? İyi gitti. Parçaladı. Bunlar koku yalnız da geldi. Aa yedi yedi. Aklı fikri Toraman'da. Aklı fikri Toraman'da dedim. Evet, babaannem de eline koluna sağlık. Bugün videomuzda buraya kadar da umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.